Arkadaşlarım, hepiniz Memur Akademi platformuna hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Afyonkarahisar Belediyesi'nin memur alımları başladı. Bununla alakalı bilgiler vereceğiz. Toplamda 89 adet memur alımı gerçekleştirecek Afyonkarahisar Belediyesi. Peki bunları nereye atacak? Arkadaşlar şöyle, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne, daha doğrusu üniversiteye ataması gerçekleştirecek bu arkadaşlarımızın. Peki atama şartları var mı? Evet, tabii ki de var. Bu şartlardan ilki zaten hepinizin bildiği gibi KPSS puanımızın olması. Peki hangi branşlarda atamalar gerçekleştirilecek? Öncelikle hemşirelikle başlayalım. Hemşirelik için ayrılan kontenjan sayısı 30 olarak belirlenmiş ve bu bölüme tercih edilecek olan arkadaşlarımızın kesinlikle hemşirelik bölümünden, özellikle lisans programından mezun olması gerekmektedir. Bunun dışında yaş şartı koymuş belediye alımlarında 18 ila 35 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir arkadaşlar. Yani 18 ila 35 yaş arasında olmamız gerekmekte. Fizyoterapistik alanında 2 kişilik bir kadromuz mevcut. Bu alanda ise yükseköğretim kurumlarının fizyoterapi ve rehabilitasyon, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmamız gerekmektedir. Bunun dışında aynı hemşirelikte olduğu gibi yaş şartımız bulunmakta. 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını ise doldurmamış olmak gerekmekte arkadaşlar. Bu pozisyon için, tercihte bulunabilmek için. Bunun dışında çocuk gelişimcisi alıyor arkadaşlar. Burada kadro sayımız 1 olarak belirlenmiş. Çocuk gelişimi bölümü lisans mezunu olmak. Kamu veya özel sektörde çocuk gelişimi alanında 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK'dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antenli yazı ile belgelendirmek. Yani şöyle, sözel ifadeler kesinlikle kabul edilmeyecek. Bunu kesinlikle SGK'dan alınan belgeyle ispatlamak zorundasınız. Hemşirelik ve fizyoterapistlikte olduğu gibi burada bir yaş şartımız var. 18 yaşını doldurmuş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak aranan şartlardan bir tanesidir. Sağlık teknikeri alımı gerçekleştirilecek. Burada ise mezun olmamız gereken branş ağız ve diş sağlığı bölümü. Program ise ön lisans programı olacak arkadaşlar. Diğerleri lisansken bu bölüme atanacak olan arkadaşlarımızın ön lisans mezunu olması ve ağız ve diş sağlığı bölümünden mezun olması gerekmektedir. Yaş şartımız burada da var. Bir sonraki sağlık teknikeri alımımıza baktığımız zaman, burada ise anestezi teknikerliği ön lisans programından mezun olmak gerekmekte. Yaş şartı burada da diğerlerinde olduğu gibi belirlenmiş arkadaşlar. Bunun dışına baktığımız zaman bir sonraki sağlık teknikeri alımında patoloji laboratuvar teknikeri ön lisans programından mezun olmak, kontenjan sayımız 1. Bir sonraki sağlık teknikerinde tıbbi laboratuvar teknikeri ön lisans programından mezun olmak, alınacak olan arkadaşımız sayısı 3 olarak belirlenmiş. Radyoloji, tıbbi görüntüleme teknikerleri ön lisans programından mezun olmak, burada ise kadro 3 kişi olarak belirlenmiş. Büro personeli alımı yapıyor. 8 kişiden oluyor arkadaşlar bu büro personeli. Yüksek öğretim kurumlarının işletme, iktisat, maliye, sağlık yönetimi bölümü lisans programlarından birinden mezun olmak bu alan için yeterlilik göstermektedir. Bunun dışında yaş şartı olarak tekrardan 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmekte. Bir sonraki büro personeli alımında ise burada arkadaşlar büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, insan kaynakları yönetimi, sağlık kurumları işletmeciliği, muhasebe ve vergi uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği ön lisans programlarından birinden mezun olmak gerekmektir arkadaşlar. Yani bu saydığım bölümlerden herhangi birinden mezun olmanız buraya yapacağınız tercihleri olumlu şekilde etkileyecektir. Bunun dışındaki bölümlerin tercih yapmanız zaten direkt otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Mühendis alımı var. Mühendis alımındaki branşımız ise inşaat mühendisliği alanında olacak. Lisans programından mezun olmak gerekmekte. Yaş şartı burada da var arkadaşlar. Teknikerlere baktığımız zaman ise inşaat teknolojisi ön lisans mezunu olmamız gerekmekte. Bir sonraki tekniker alımını, burada da kadromuz bir bu arada, bilişim yani bilgisayar teknolojisi ve programlama bölümünden mezun olmak gerekmekte. Burada da ön lisans bölümünden alım yapılacak arkadaşlarım. Bunun dışına baktığımız zaman teknisyen alımı var. Burada cinsiyet olarak erkek tercih edilmiş ve şöyle diyorlar: orta öğretim kurumlarının elektrik elektronik teknolojisi alanı ve dallarından asansör sistemleri, elektrik tesisatları ve dağıtımı, elektrikli cihazlar teknik servisi gibi elektrik ve haberleşme üzerine olan bölümlerden mezun olan, orta öğretim bölümünden mezun olan arkadaşlar bu bir kişilik kadroya başvurabilir. Destek personeli alıyor. 10, toplamda 22 kişi oluyor ve cinsiyet olarak tekrardan erkek tercih edilmiş. Burada lise ve dengi okuldan mezun olmak başvuruları için yeterlidir. Bunun dışında arkadaşlar tekrardan 18 yaş ve 35 yaş arasında olmamız gerektiğini unutmayın lütfen.
Buradaki durum ise temizlik görevlisi olarak atanacağı için buradaki arkadaşların temizlik görevinin devamlı yapmasında engel olabilecek durum bulunmamak, alınacak personel üniversitemiz ve bağlı birimlerinde iç ve dış alan temizlik, basit bakım onarım, bahçe bakımı, dağıtım, taşıma işlerinde çalıştırılacaktır. Buradan size hangi pozisyonlar çalıştırılacağı hakkında bilgiler verilmiş. Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek, ihtiyaç duyulması halinde ilo standartlarına aykırı olmak üzere işiyle ilgili olup olması bakılmaksızın her türlü taşıma işlemi yapılması, alımı yapılan personel meslek koduyla çalıştırılacak olarak detaylı bir bilgi verilmiş. Bir sonraki alımımız destek personel olarak kadın olarak tercih edilmiş. Burada da aynı şekilde bir öncekiyle yine temizlik görevlisi olarak alımı gerçekleştirilecek. Mezuniyet ise lise ve denge okuldan mezun olmak yeterlidir arkadaşlarım. Bir sonraki alımımız ise burada gene destek personeli ve erkek olarak belirlenmiş. Burada ise arkadaşlar bahçe bakımı ve temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık durumu bulunmamak, çim biçmek, peyzaj yapmak, ağaç ve bitki budama sulaması gibi yapmak. Bu arkadaşımız bu bölümü tercih ederse, bu pozisyonu tercih ederse bu gibi işlerle uğraşacağını bilmeli değerli arkadaşlarım. Bir sonraki destek personeli olan arkadaşımız ise aynı şekilde boya ve badana, alçı, alçıpan, fayans, sıva, inşaat işlerinde 2 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK'dan kanıtlamak zorunda. Bunu kanıtlayamazsa bu pozisyona başvuramaz, kanıtlamak durumundadır. Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen diğer işleri yürütme görevinde de bulunacaktır arkadaşlar. Koruma ve güvenlik görevlisi alınıyor. Burada da iki kişilik bir alım söz konusu. Burada ise herhangi bir ön lisans programından mezun olan arkadaşlarımız burada pozisyona başvurabilir. Bunun dışında arkadaşlarım şunu unutmamış olmamız gerekmekte. Üniversitemiz ve bağlı birimler çalışmak üzere başvuru yapacak personelin görev yapmasına engel sağlık sorununun ruhsal ve fiziksel olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmayı kabul etmesi gerekmekte. Bunun dışında özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak ve valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı veya silahsız özel güvenlik kimlik kartına da sahip olması gerekmekte. Burada aranan bir takım fiziki şartlar da var. Bunlardan biri erkeklerde en az 1,72 boy, kadınlarda ise 1,60 olarak belirleniyor ama bu pozisyonda erkek olduğu için sadece 1,72 boyundan uzun olmamız gerekmekte. Baktığımız zaman arkadaşlar kilo ile aramızdaki fark 15'ten fazla, ondan az olmamak zorunda. Yani bizim boyumuz 1,75 ise kilomuz en fazla 85, daha doğrusu kilomuz en fazla 90, en az ise 65 olmamak zorunda arkadaşlarım. Ve genel şartlara baktığımız zaman arkadaşlar standart aslında buradaki şartlarımız. Ben hemen kısaca size özetleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamız gerekiyor. Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmamız gerekiyor. Üçüncü maddeye baktığımız zaman yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmamız gerekiyor. Erkek adayların askerlik hizmetlerini yapmış muaf asker ile işi olmaması. Bir diğer maddemiz ise KPSS'de arkadaşlarım en az 50 puan almamız gerekmekte. 50 puan altında olan arkadaşlarımız buradaki herhangi bir pozisyon için başvuruda bulunamıyorlar değerli arkadaşlar. Bunun dışında başvuru şekli şu şekilde oluyor. Direkt ben arkadaşlar kariyer kapısına girdiğiniz zaman zaten Afyonkarahisar Belediyesi'ni ve üniversitenin alımını görüyorsunuz. Buradan direkt ben arkadaşlar kariyer kapısından başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Adaylar ilerleyen pozisyonlara sadece birine başvuru yapılacak. Yani birden fazla başvuru yaparsanız ikisi de geçersiz olarak sayılacak arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Sadece bir tanesine başvuruda bulunabilirsiniz. Zaten daha detaylı bilgi almak istiyorsanız direktmen Afyonkarahisar Üniversitesi Rektörlüğü'ne ulaşabilirsiniz. Buradaki irtibat numaralarımız geçerlidir arkadaşlar. Buraları arayarak ya da mail atarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz değerli arkadaşlarım.